Valla tam şeydi mi? Harry Change Otel'de yapabiliriz. Gidelim bakalım. Döviz bürosu açıksa otelde yaparız. Ve otelin karşısında da döviz büroları var zaten. Şimdi hemen bir odayı alalım zaten. Ondan sonra şimdi parayı bozarız zaten. İlk önemli konu zaten. Odamızı... Şehir merkezine doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Otelde internet var, size verilecek o zarfların içinde internet şifresi de var. Bedavadır. İster odanızda, ister lobide internete wireless'le, wifi ile bağlanabiliyorsunuz. Yani o konuda sorun yok efendim. İnternetimiz var. Şifre dediğim gibi zarfın içinde. O yüzden... Hem şimdi de mimariye baktığımız zaman müzeye gideceğiz zaten Savaş Müzesi'nde. Turumuz olacak oraya. Gittiğimiz zaman efendim Savaş Müzesi'nde göreceğiz zaten Ukrayna'nın Almanlar tarafından Dünya Savaşı Müzesi işgal edildi. O yüzden mimariye baktığınız zaman Harkov yaklaşık 400 yıllık bir geçmişe sahip şehir yerleşim bakımından. Yani 100 yıllık binalar da var eski mimarisiyle yapılmış olan. Sovyet döneminde yapılmış olan binalar da var. Mesela devlet dairelerin çoğu zaten hemen göze batar. Büyüktür, kocaman. Özellikle Stalin döneminde savaştan sonra yapılan binaların hepsi. Kim trafik yok demişti ya. Nazar ettin abi. Sağdaki bina mı? Hemen bakalım. Bu üniversite. Dediğim gibi en büyük üniversite şehri Ukrayna'nın Harkov.